tutmuş popülerce bakarıyoruz. Milyonların cevap aradı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim sevgili izleyenler, siz boş işler ve siz kıpır kıpırlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kıpır kıpır anladık. Boş iş, barış. Ya, boş işte genel olarak uğraştığımız şeylere diyoruz. Boş iş. Evet. Boş işlerle mi uğraşıyorsunuz Serpil? Aslında yoğunuz ama bize göre böyle eğlenceli, gereksiz boş işler. Boş işler diyorsa ha ne? Hayatı çok da ciddiye almamak lazım evet. Aslında evet, galiba evet. O. Avşin? Ayşin. Ayşin. Ve mi ye mi o? Ye. Ye. Ay uzağda mı göremiyorum artık. Ayşin. Evet. Ayşin de böyle yapıyor. Avşin dedim ya. Ve mi yaptılar? Ayşin sen de mi boş işlerle uğraşıyorsun? Yani genel olarak boş işlerle uğraşıyoruz. Sen biraz zorla sanki. Daha ciddi işlerin kızısın gibi geldi bana. Biraz. Özel. Ekibi ayak uydurdum. Hoş geldin Özel. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Melike hoş geldin. Hoş buldum. Boş işler iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Ve kıpır kıpır. Kenan kıpır kıpır. Her zaman kıpır. Avşim diyeceğim olmayacağım. Ayşim. Ayşim. Bir dakika Ayşim. Ya dur. Ayşin, Ayşim. Harf farkı var. Nasılsın? İyiyim siz? İyi sağ ol. Feyza. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Mehmet Ali. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş Zerdiniz. Geldiniz. Bugay. 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 Hep. Çok tatlısın. Teşekkür ediyorum. Kıpır kıpırlar iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim ne duruyoruz? Günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız aileler yarışıyor. Başlasın. Sürprizli 1000 liralık cevabım tam 5 etapta var. Şanslı sorumun şanslı cevabı 5000 lira değerinde. Ve final ödülüm 20.000 lira. Bak Bugay'a bak, 20'yi duyunca coştu. Totalde etti 30. Ben şahsen vermek istiyorum. Biz de almak alması istiyoruz. Sizden. Evet, evet. Serpil ve Bugay'la başlıyoruz. Serpil'cim hemen seni tanıyalım. Serpil Uygun, 40 yaşındayım. Ekip arkadaşlarımla yaş söylemenize gerek yok. Kadınlar, yaş söylemenize gerek yok. Erkekler söylesin, boşver. Yani ya da şöyle bir şey de oluyor bazen. Mesela biliyor göstermediğini, o zaman böyle bir sen de hiç alakan yok. 40 mı dedin? 40. Ne yapıyorsun Serpil'ciğim? İki tane kızım var. Maşallah. Bir yandan çalışıyorum, bir yandan onları büyütüyorum. Öyle. Ne işle evliyim? Sosyal medyadayım, bir kamu kurumunda çalışıyorum. Aa güzel. Evet. Sosyal medya ekibindeyim. Ekip arkadaşlarımla beraber. Bu katılık. Tarafla tanışıyor musunuz? Onlarla bir ilgimiz yok ama aynı yerde çalışıyoruz. Aynı yerdesiniz. Buraya gelmek kimin fikriydi? Bravo Serpil. Ne dedin? Bunlarla da bir alakamız yok ama olsun onlar da gelsin yani, mi? Yani dedim ki arkadaşları da seviyorum hadi hep beraber eğlenelim. Sizin de zaten ben yarışmayı çok sık izliyorum. Sizi de çok seviyorum. Çok eskilerden sıkıntı. Beri. Eskilerden derken ne kadar geri. Topların üstünden falan atlıyorlar, ediyorlar. Aa, Tavaybolt zamanlarında. Aynen öyle, o zamanlardan ay, izliyorum. Ben de kendimi çok seviyorum. Yani toplardan beri. Tavaybolt'tan beri. Ne bileyim ben o neyse. İyi ki geldiniz, teşekkür hoş geldiniz. Teşekkür ederim, Bugay seni Bugay. Tanıyalım. Bugay Akman, 36 yaşındayım. Göstermediğim için söylüyorum. Söyledim. Gönül rahatlığıyla. Ama sizden de beklerdim göstermiyorsun demenizi. Hakikaten göstermiyorsun. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. 32, 33. Çok sağ olun, ben de öyle düşünüyorum. Sunuculuk yapıyorum, sahne sanatlarıyla uğraşıyorum. Kamu kurumları, devlet kurumları, özel iştirakler, galalar, açılışlar, geceler. Öyle mi? Evet, öyle. Ay ne güzel, teşekkür kaç ediyorum. Yıldır yapıyorsun bu işi? Yaklaşık bir 14-15 sene oldu herhalde. Yani sahnedeyim 14-15 seneden bu yana. Sadece o işi yaptım. Sadece o işi evet. Yapıyorsun. Çok güzel. Dışarıdan da herhalde tabii, değil mi? Tabii. Her yere gidiyorsun. Herhangi bir yere bağlı değilim. Yani, aa güzel. Buradan Instagram verebiliyor musun? Instagram hesabı. Bugay'ı bulun. Şuradan takip edin. Şuradan. Şuraya bırakıyoruz. Kullanmıyorum çok. Efendim şöyle, sürprizi 1000 liramız hangi en popüler cevabı açılacak onu kendi aranızda belirler misiniz? Yani aynı iş yerinde çalışıyorsunuz ama çok da tanımıyorsunuz. Nasıl yapacağız? Ben
seçebilirim. Buyurun lütfen. Buyur o zaman gözler kapalı bir tane. Çok güzel. Bak işi biliyor. Gözü kapattı. Üç. Bu akşam en popüler üçe sürprizli 1000 lira geliyor. Güzel. Bravo. Hazırsanız. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Ülkemizde yaygın kullanılan soyadlarından birini söyleyin. Serpil. Öztürk. Evet. Öztürk. Var mıdır? Öztürk. Beyazıt Öztürk. En popüler 2. En popülerini açtırırsan sizinle başlayalım. Kravze olamaz. Ağzından çıkanı almıyoruz Aslan Hanım. Alıyor Serpil evet. Hanım ama lütfen. Ama lütfen. Ha, olamaz dedim ama ben. Şeyden vardım. Ay ne hırslı çıktı Serpil'e bak. Aslında tamamen eğlenmek şu sahneye gelip bu galiba şuraya gelene kadar değil mi? Krause olmuyor. Ya Krause bir tane daha var. Onu da annem sanıyorlar. Değil. Buradan söyleyeyim ha değil. Akbay diyesim geliyor. Akbay. Akbay mı? Akbay. Hazırlanın bizde. Akbay var mıdır ve daha popüler midir? Ciddi olamaz. Hiç gelmem. Olamaz. Bir sürü Akbay vardır diye düşünmüştüm. Gerçekten mi? Hayır ama belki vardır. Adam Akbay mı soyadı? Değil. Akman. Ne? Ha. Görüşürüz. En azından kendisi. Buyursunlar Serpil'cim. Boş işlerle başlıyoruz. Şey? Ülkemizde yaygın kullanılan soyadlardan birinin peşindeyiz Barış. Doğan. 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 Evet. Ayşe'nin Doğan gibi değil mi? Evet. Doğan. Doğan demişken Mustafa Doğan'a selam olsun. Doğan var mıdır? Yoktur ilk çarpı gelir. Ayşe. Ben Yılmaz demek istiyorum. En popüler. Mesela tanıdığımız. Cem Yılmaz. Cem Yılmaz. Evet. Başka kim var orada? Melike birini gösterdi. Mehmet Ali'ne soyun. Mehmet Yılmaz. Yılmaz var mıdır? Yılmaz. En popüler inşaatta. Bravo. Özer. Aydın. Var mı çok Aydın soy isimle tanıdığı? Çok var. Ama tabii popüler anlamında bilemeyeceğim ama Aydın diye isim geldi. İlk soru sorulduğundan beri Aydın düşünüyordum aslında. Aydın. Dur bakayım. Aydın. Bakalım var mı? Aydın. Varmış hakikaten. Yılmaz, Öztürk, Aydın. Ülkemizde sık kullanılan soyadları Melike. Kaya. Kaya var mı Kaya? Bravo, bir tane çarpınız var. Serpil sen değil. Kendi soyadımı kullanacağım. Uygun. Uygun. Uygun neyle? Uygun. 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 Uygun var mıdır en popüler cevaplar arasında? Yoktur, ikinci çarpı gelir. Kümelerin kıpır kıpırlar. Ülkemizde sıklıkla kullanılan soyadı Barış. Sevinç. Sevinç. Evet. Sevinç olur mu yoksa üçünün çarpımı geliyor? Ya benim aklımda... Benim ailem hariç kimse de Sevinç soy ismi yok ki. Onlara mı geçeceğiz efendim? Ne? Soyadı Sevinç. Benim soy ismi Sevinç de biz hariç kimse de yok yani bu soy ismi. Biz hariç kimse de yok. Sevinç. Hakikaten nereden? Belki sen... Evde olunca daha kolay buluyoruz aslında. Evdeki gibi olmuyor işte. Olmuyor. Sizi görünce bir heyecan geldi. Ben sana geldi. Bir şey söyleyeyim. Şuradaki final bile aynı olmuyor. Şurasıyla şurası. Eyvah. En güzel sayıları da aldık. Görürüz. İnşallah deneyimleyeceğiz diyorsun. Hemen döndüler. Kenan sen değil. Söylüyorum. Evet. Can. Ayşim. Ben de Can diyorum. Feyza. Can. Can. Mehmet Ali. Can. Can ve son karar bu gay senindir. Ben mi? Kaptan sen. Kenan yapıyor zaten. Özür dilerim. Can. Cansınız gibi can. Can açılırsa kıpır kıpırlar. Neredeyse hazır bir etabı alır. Ve puanlar boş işte kaldı.
Kenan Can. Var mı sizde Can soy isimli birisi? Bir şey diyeceğim. Tanıdığınız var mı? Yok. Tamam artık benden çıkan bir tanıdığınız var mı diyorum? Yok diyor. Ya Şimşek olur. Yıldırım olur. Başka aklınıza... Ay Yıldırım olabilirdi ya. Bakalım en popüler 5'te hangi sık kullanılan soy isim var? Aa Demir. Ve en popüler 3'ü görelim. Bak. Erdoğan. Erdoğan. Kıpır kıpırlar 0 puandayken boş işler. 65 puanla öndeler. Bravo. Kulaklığını taktın herhalde Barış. Takıldım. Ha bir ara çıktı gibi geldi. Barış ve Mehmet Ali ile devam ediyoruz. Mehmet Ali Kaya mıydı? Yok Yılmaz. Değil. Yılmaz. Mehmet Ali Kaya Yılmaz. Da güzelmiş ama Mehmet Ali Kaya. Seni tanıyalım Mehmet Ali. Merhabalar, ismim Mehmet Ali Yılmaz. 42 yaşındayım. Memleket nere? Memleket doğma büyüme Bursalıyım. Aa güzel, Bursa'ya, yeşil Bursa'ya. Çerkezim. Çerkezsin. Çerkezim. 18 senedir bir kamu kuruluşunda etkinlik sorumlusu olarak görev yapıyorum. Etkinlik sorumlusu. Ne tür etkinlikler yapıyorsunuz? İşte belediyede yapılan bütün konserdir, tiyatrodur. Aa. Sergidir. Bunların hepsini biz organize ediyoruz. Hepsinden sen sorumlusun. Ekip arkadaşlarımızla ekip beraber. Ekip arkadaşlar. Biz tabii ekibim evet. Var. Çok evet. Güzel. Kaç yıldır buradasın? 18 sene oldu. Oo maşallah. Güzel. Barış? Ben de Barış. Boş işlerle uğraşıyorum. Boş işlerle uğraşıyoruz. İstanbul'da doğdum. Büyüdüm. Aslen Karslıyım. Sen ekibimle beraber sosyal medyada çalışıyoruz. Kamu kuruluşunda. Bu taraf sosyal medya. Siz? Orada da bir Kenan var sosyal medyada. Karışık evet. Güzel. Kaç evet. Yaşındasın sen Barış? 32 yaşındayım. 32? Evet. Evli, barklı? Yine 2 ay önce evlendim. Buradan işime de selam söylüyorum. Ay ne güzel. Evet. Allah mutlu etsin. Sağ olun. Gelin nereden? Gelin Adana'da. Adana'da. Ama o Edirne'de şu an. Devlet memuru o da. Aa. Evet. Siz nerede tanıştınız? Sosyal medyada. Adamın işi sosyal medya. Ya ben bu sosyal medya işi doğru kullanıldığı zaman seviyorum da. Evet. Yani, bazen Şiraz'da kayıyor sosyal medyada. Evet işte o olunca çok ayar oluyorum yani. Ama bak ne güzel böyle hayırlı işlere de vesile evet, oluyor demek ki. Allah mutlu etsin. Şey vesile oldu evet. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Kavun içi gibi adını bir meyveden veya yemişten alan bir renk söyleyin. Barış. Yavru ağzı. Benim de aklıma o geldi. Evet. Yavru ağzı var mıdır? Peki öyle bir meyve ya da yemiş var mı? Yok. Kestane rengi. Kestane rengi. Kestane rengi var mıdır? Varmış. Buyursunlar, görüşürüz. Yavru ağzı. Yavru ağzı. Ne oldu Feyza? Ne? Ben de. Bayağı. Göz göre göre koplulaşıyor musun? Ne yapıyorsun? Asla. Soru şu. Kavun içi gibi adını meyveden veya yemişten alan bir renk söyleyin. Kavun içi. Kestane. Kestane rengi. Var ya var. Var. Ne yeşili? Ne yeşili? Hayatım var. Her yer yani her yer. Anladın mı bak. Aa şey. Ne? Beş. Dört. Ne? Yok ben. Üç. Merhaba Asuman Kralçeler. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ama çok fırsat veriyorsunuz. Ne gibisin? Yok mu? Yok bende. O zaman buyur. Beş. Dört. Üç. İki. İki. Bir. Sen ne var mı? Bende de yok. Ayşim sen değil. Yok mu? Ondan sonrası bende de yok ama zaten. Çimen yeşili. Çimen yeni meyveler arasına girdi. Ha meyve portakal. Yem, olmaz. Çimen yeşilini aldım. Portakal. Çimen yeşili bana mı baktı ya? Çimen yeşili. Çimen yeşili yeni yemişlerden efendim çimen yeşili var mıdır? Siz beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Bir tane kestane rengi açıldı, o da 7 puan. Ortada etap yok. Kümelenin.
Boş işler şu anda 7 puan. Şu anda 7 puan. Olur, şimdi kümeleniyorlar. Kenan? Kenan? Portakal turuncusu diyeceğim ama. Olur mu? Olmadı. Hayır, öyle bir şey demeyeceksin bu arada Kenan. Şöyle bir şey yemin oldu. Ediyorum diye demeyeceksin. Ayşin portakalla ilgili bir şey dedi. Kabul ettim. Zaten onu kullanamıyorsun. Evet. Ha. Demiş gibi ya olmuş. Hmm. Senden o yüzden yeni bir cevap alıyorum. Aa, şimdi aklıma geldi. Allah kahretsin. Ay, aylar yarım şurada bir ilk. Sizin üstünüzdeki ne yeşili? Buldum. Fıstık yeşili. Ya benim ama meyve çeviriz. Şöyle bak. Yapalım. Gelsin bir çarpı da. Boş işler. Benim şu an aklıma geldi. Eyvallah. Hiç sormama gerek yok. Orada kopyalar. Zaten neyin olduğunu fark ettiniz. 7 puan. Bir de açtıracağınız cevap. Evet. Melike. Fıstık yeşili. Ne diyorsun? Özer. Fıstık yeşili. Aa yok. Fıstık Ayşin. Yeşili. Barış. Fıstık yeşili. Ne diyorsun? Evet. Serpil, son karar senindir. Fıstık yeşili. Önünüzde kopya duruyor Feyza. Sonra Bugay'ın yanına gittim. Belki başka bir yerden bir şey daha esinlenirsiniz. Olmadı. Neredeyim? Buradayım. Şu fıstık yeşili var mı? Öfledin, söylemediler bir türlü. Ne vardı? Ben narçiçeği benim aklıma şu an geldi. Kahverengi. Kahve yemiş olarak belki söylenmişti ya da narçiçeği gelmişti aklıma. Narçiçeği evet. Ha, kahvenin rengi. Ama narçiçeği yemiş, evet kahverengi. Peki senin üstündeki? Hardal sarısı. Yani hardal sarısı var. Evet. Ha. Limon sarısı. Limon sarısı var. Hardal sarısı. Başka mı Mehmet Ali? Var mı sende bir şey? Ya benim fıstık yeşili aklımdaydı. Ne? Fıstık yeşili. Ve hani arkadaşlarının söylememesi de böyle... Bilemedim yani. Belki de gözlerinin önünde duruyorum diye. Sizde var mı başka? Patlıcan moru vardı. Patlıcan moru. Mürdüm. Mürdüm. Dur bakayım ya, bu arada sizin puanınız... Hmm. 12. Çok yani biz 65 sayarız. Yani bu tiyatro 12 puan için gibi. Damlaya damlaya göl olur. Bakalım en popüler 4'te hangi renk varmış? Limon sarısı. En popüler 3. Nar çiçeği. Bak, o jelerin bir rengi nar çiçeği ve 1.000 lira bende kaldı. En popüler 2'yi görelim canım. 1.000 lira alamadık. Vişne çürümü. En pop... Bak ben sana söyleyeyim. Vişne çürümü, nar çiçeği, limon. Bir... Sen ne yemiştin bu arada Ayşin? Portakal. Portakal bir şey değil. Dedin. Sen ne dedin? Portakal turuncusu dedin. Ama nar çiçeği evet. Sonra aklıma geldi. Bakalım en popülerde ne varmış? Dalga geçtiniz benimle. Portakal öncesinde. Rengini söyleyecektin. Lütfen. Ekibi güzel seçmişiz. Bizim ekibi değil mi? Evet. Bizim ekibi çok güzel. Siz hakikaten onu... Ha, orada taktik mi var? Küçük dokunuşlar değil. Renkleri menkleri de bilemez nasıl olsa. Hepsini bir gruba koyalım. Efendim şöyle cümleyi bul etabıyla devam ediyoruz. Kulaklıklar çıksın ortaya. Herkes taksın, kaptanlar hariç. Güzel. Müzik gelecek birazdan. Geldi mi? Geldi. Geldi mi? Ne çalıyor? Dudağınızı okuyabiliyorum sadece şu. Ne çalıyor? Ne dinliyorsun? Anlamıyorum ne çaldığını. Bugay ve Serpil buyursunlar. Doğru cevabı açtırırsanız hem sırayı kapıyorsunuz hem de 10 puanımı. Tamam. Eller arkada 100 genç kıza sorduk. Flörtünüzle ilk buluşmanızda yemeğin ardından hesabı ödemezse tepkiniz ne olur? Masayı terk mi edersiniz, hesabı mı ödersiniz? Bugay? Masayı terk ederim. Cevabı ağırlıklı. Terk eder misin? Ben etmem. Büyük ihtimalle hesabı öderim. 100 genç kıza sor. Ha, 100 evet. Kıza sor. Genç kıza sor. Flörtünüzle ilk buluşmanızda yemeğin ardından hesabı ödemezse masayı terk ederim var mı? Sıra senin. Teşekkür 10 ederim. Puan senin. Teşekkür şimdi ederim. Geliyorum cümleni vermeye. Görüşürüz Serpil. Görüşmek sana da geleceğim. Üzere. Cümleniz geliyor. Cümleyi bul etabı. Takıyorum. Lütfen. Cümlenin komplesini veriyorum. Nefesine güvenen Bora Zancıbaşı olur. Nefesine güvenen... Hiçbir şey. Nefesine
Nefesine. Nefes. Nefes. Nefes alıyorum. Nefesine. Nefes almak. Nefes alan. Nefesine. Nefes. Nefesle. Nefesine. Nefessiz. Ne? Nefesle. Nefesine. Nefesine. Nefesine sağlık. Nefesine. Nefesine bir. Güvenen. Cepte. Nefesine. Güvenen. Güven. Nen. Nefesine güven. Güvenen. Nefesine güvenen. Bunu nasıl? Bora zancı başı. Nefesine güvenen. Bora zam. Bak. Bora zam. Polietilen. Bora zam. Maalesef. Bora zamcı. Bora zamcı. Nefesine güvenen. Bora zamcı. Çalar. Bora zancı başı. Bora zancı başı. Nefesine güvenen Bora zancı başı. Olur. Ne? Olur. Olmak. Nefesine güvenen Bora zancı başı olur. Hayır, buyursunlar. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Vallahi çok özür dilerim. Dokunduğun anda tamam. Süreniz başlar. Ben şimdi söylüyorum tekrar. Nefesine güvenen Bora zancı başı olur. Olur. Bora zancı başı olur. Evet. El kol yapabiliyor muyum biraz? Hayır. Ufak tefek yapamıyorum. Teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Buyurun. Süreniz başladı. Hayır. Hayır, hayır. Tak, 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 geri tak, tak, tak kulaklığım. Süre gidiyor. Hayır, girdin. Tamam. Nefesine. Nefes. Nefes. Nefesine. Nefesine. Bir, cepte. Açtın. Cepte. İndi. Devam. Nefesine bir, güzel. Tamam. Nefesine. Güvenen. 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 Bora zancı. Bora zancı. Başı olur. Başı. Olur. Olur. Nefesine güvenen Bora zancı başı olur. Nefesine güvenen Bora zancı başı olur. Hemen 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 hemen. Çok güzel Feyza, asla bilemeyeceğim. Nefesine. Nefesine. Güvenen. 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 Bora zancı. Bora zancı. Bora zancı. Gösterme. Bo. Bo. Ra. Zancı. Bora zancı. Başı. 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 Olur. O. Olur. Nefesine güvenen Bora zancı başı olur. Edin 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 edin. Ay. Evet. Evet. Ha. Nefesine. Ne? Nefesine. Nefesine. Güvenen. 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 Bora zancı. Neydi? Bora zancı. Bo. Bo. Ra. Ra. Zancı. Bora zancı. Olur. Nefesine Hayır. güvenen Bora zancı. Başı olur. Son beş. Olur. Tamam. İki. Süreniz doldu. Orası tam aldı mı onu süreyle? Bora zancı. Ne dedin canım ben? Sen bir daha söyle. Nefesine güvenen Bora zancı olur. Başı. Olmaz. Ha. Kıpır kıpır ekibi bu etapta 10, 20, 30 puan aldı. Bravo. Hayır, bravo. Kulaklıkları takalım. Hep beraber Serpil'cim, sizin cümleniz geliyor. Bir eşek diğerine yük hayvanı der. Bir eşek. Bir. Eşek. Eşek. Bir eşek. Diğerine. Diğerine. Yük hayvanı der. Bir eşek diğerine yük yük hayvanı aktarır. Hayvanı taşır. Hayvan. Bir eşek diğerine yük hayvan aldırır. Hayvan. Pistem çok hayvan. Hayvanı. Hayvanıdır. Der. Bir eşek diğerine yük hayvanıdır der. Yük hayvanı der. Yük hayvanı der. Bir eşek diğerine yük hayvanı der. Oo, güzel oldu. Süreniz başladı. Bir. Bir. Eşek. Eşek. Diğerine. Diğerine. Yük. 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 Hayvanı. Hadi. Hayvanı. Der. Der. Tekrarla. Bir eşek diğer eşeğe yük hayvanı der. Bir eşek. Bir eşek. Diğerine. Diğerine yük hayvanı der. Yük hayvanı der. Evet hadi. Kulaklığı çıkar. Bir eşek. Bir eşek. Diğerine. Diğerine. Bir eşekler. Abi Allah'a şükür Ayşe'm var. Diğerine. Bir eşek. Bir eşek. Diğerine. Hadi. Diğerine. Diğerine.
Yük. 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 Hayvanı. Hayvanı. Der. Der. Okey. Bir eşek diğerine yük hayvanı der. Hadi hadi. Kulakları çıkar. Bir. Bir. Eşek. Eşek. Diğerine. Diğerine. Yük. Yük. Hayvanı. Hayvanı. Der. Bir eşek diğerine yük hayvanı. Bir eşek. Bir eşek. Diğer eşeğe. Diğer eşeğe hayır, yük hayvanı der. Hayır. Eleştirdim. Bir eşek. Diğerine. Bir eşek. Bir eşek. Diğerine. Diğerine. Evet. Yük hayvanı der. Yük hayvanı. Yük hayvanı. Yük hayvanı. Der. Bir eşek diğerine yük hayvanı der. Evet. Evet. Clark. 10 saniye. Ben unuttum. Bir eşek. Bir eşek. Diğerine. Diğerine. Yük hayvanı der. Yük hayvanı der. Yük hayvanı der. Der. Söyle. Bir eşek. Diğerine? Diğerine yük hayvanı der. Bir daha aldım. Diğerine yük hayvanı der. Çak çak çak. Bu turda boş işlere 40 puan gitti. Diyorum ki öyle değildi o. 40 puan sizindir. Kulaklıklar kalkabilir. Buyurun. Tugay, Bugay Bey. Balozancı başı 36 senelik hayatımızda ilk defa kullandığımız bir kelimeydi. Benim ama arkadaşlarıma biraz sanki kolay soru şey geldi gibi kesinlikle geldi. Kesinlikle kadar asla kimsenin adaletimizden asla sorun sualim yok. Çok erken başladık ama ya. Asla. Her zaman yanımızda. Her çekip ağlamaya alışık o yüzden. Çok onu fark ettim ama şöyle evet. Sırayı o kapsaydı doğru. İlk onunla başlasaydık bu size gelecekti. Orazancı başı dedik ya. Önceliği siz aldınız. Haklısız. O yüzden Borozan sizin hakkınız. Çok haklı. Şöyle oldu ve etapın sonunda kıpır kıpırlar 30 puan. Aa bravo bu arada ilk 30 puanınız. Boş işler 117 puanla öne geçti. Kulaklıkları kaldırabiliriz çünkü hayatımıza üçüncü etapımıza devam ediyoruz. Feyza ve Ayşin geliyor. Seni tanıyalım Feyza. Ben de aynı kamu kurumunda. Sosyal medya? Yok ben sosyal medya değil. Ne yapıyorsun? Kameramanlık bölümündeydim. Ayrıldım başka bir yere geçtim. Kameramanlık bölümünde? Aynen kamera. Etkinlikleri çekiyordunuz. Etkinlikleri çekendim şimdi sergi işlerine geçtim. Sergi işlerine? Ha, bizim akademi falan niye var. Niye kameramanlığı bıraktın? Yorucu. Ha? Yorucu. Çok yapamıyordu. Ha yorucu. çok yorucu. 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 Bizim kameramanlara bak. Ama ben öyle oturmuyordum. Ne? Ya zor soru geliyor sonra yapma. Sen ne yapıyordun? Hep ayakta mı? Evet biz takip ediyorduk sürekli. Aa, aynen. Sen hep aktüel mi aynen, oluyorsun? Aynen aynen biz aktüel okay. Böyle değildik yani. Böyle değil. Aynen. Yani ne demek istiyorsun? Benimkiler rahat mı? Yok çok zor bir iş bence. Ben saygı duyuyorum hepinize. Ha. Kesinlikle. Şey. O zaman benim kameramanlara bir alkış gelsin. Ha? Oturuyorlar ama bazen şey mesela Salih abi çok şey olduğunda hemen ayağa kalkıyor. Biraz bacaklara kan dolaşımı falan. hem ayakta hem ama program da sürüyor oturacak adam ne yapsın? Tabii ki. Bir de hareketli değiliz. Ay ama benim Fikri bak hep ayakta. Fikrimin ince gülü gördün mü? hep ayakta. O yüzden onun bacaklar Roberto Carlos. Ayşin seni tanıyalım. Ayşin ben. Ben de ekipteyim. Sosyal medya sorumlusu olarak çalışıyorum. Serpil ablayla öyle bir niyet ettik geldik. İyi yaptınız. Çok ısrar etti yani gece gündüz katılalım falan diye. Serpil mi ısrar evet, etti? Biz de gece kıyamadık. Gündüz ısrar etti ya ne tatlı. Hatta gece mesajla falan bayağı rahatsız ettim. Ya ne güzel. Ama iyi oldu geldiniz. Evet evet çok iyi başka oldu. Başka neler yapıyorsun? İşin yani dışında? İşimiz yoğun olduğu için çok... Başka bir şey vakit olmuyor. Özel hayatımız çok fazla olmuyor yani işimizi de seviyoruz. Ekibin adını Boş İşler koyduk ama bu kendi özel hayatımızı için Boş İş koyduk. Aa. Yoksa işimizi seviyoruz. Yoksa tabii ki canım muhakkak ki öyle. 100 erkeğe sorduk. Arkaya koyalım. Ay pardon. en popüler 6 cevabı arıyoruz. Dünden bugüne hangi aktör ya da erkek şarkıcımızın hayatını bir filmde canlandırmak isterdiniz? Ayşin. Bastım ben de. Sanatçıyı söyleyeceğiz değil mi? 100 erkeğe sorduk. Dünden bugüne hangi aktör ya da erkek şarkıcımızın hayatını bir filmde canlandırmak isterdiniz? 3, 2, 1. Sezen Aksu. Kim? Soruyu anlamadım ben. Sezen Aksu mu? 100 erkeğe sorduk daha zaten oradan tamam. Başladık. Tamam. Bu da başka bir şey deme. Kopya olur. 100 erkeğe sorduk. Hangi aktör ya da erkek şarkıcımızın hayatını canlandırmak isterdiniz? Sezen Aksu diyen var mı acaba? Ben söylüyorum değil mi?
Ben Feyza, yüz erkeğe sorduk. Dünden bugüne hangi aktör ya da erkek şarkıcının, şarkıcımızın hayatını bir filmde canlandırmak isterdiniz? Yani aklımda iki tane var. Acaba bir tanesi çekildi mi bilmiyorum. Çekilmişse yanlış mı sayılıyor onu da bilmiyorum. Yüz erkeğe sorduk. Belki onun da haberi yoktur. Ya zaten ona soruyoruz. Sen hangisini isterdin diyoruz. Orhan Gencebay demek istiyorum ben ya. Neden? Severim. Ha sevdiğin için. Ha, bence erkekler de seviyor. Yani Müslüm diyecektim. Müslüm çekildi. Deme yavrum deme. Sıra sizde olursa Müslüm'ü kullanamazsınız. Ha tamam. Orhan Gencebay. Orhan Baba var mıdır? Görüşürüz Ayşin. Buyursunlar kıpır kıpırlarla başlıyoruz. Geliyorum. Feyza'cığım önemli değil çekilip çekilmemesi. Çok özür dilerim ben öyle anlamadım. Yo estağfurullah. Şu yani yüz erkeğe gittim. Hangi aktörün bu dünden bugüne hangi aktörün ya da erkek şarkıcımızın filmini canlandırmak isterdin diyorum. Tamam. Ayşim. Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın. Neden? Güzel. Bilmem eski güzel. Eski? Eskilerden böyle hani herkes de bilir. Eskilerden. Olduğu için. Hangi aktör ya da erkek şarkıcının hayatını bir filmde canlandırmak isterdiniz? Cüneyt Arkın var mıdır? Vay, bravo. Bravo sana. Bravo. Cüneyt Arkın rahmetli. Hakikaten de bence hayatı çok renklidir. Kenan, nur içinde yatsın. Kadir İnanır. Neden? İlk aklıma o geldi. İlk aklına o geldi. Herhalde diğer kişilerin de gelmiştir. Kadir İnanır var mıdır? Varmış, iyi. Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Orhan Gencebay, Bugay. Şu an Müslüm Gürses varsa bile orada listeden çıktık şimdi gitti. Peki. Ha şöyle, yo pardon. Hiç çarpınız yok. Müslüm, ben diyeceğim onu. Gürses'i kullanmak istiyorsanız çarpı vereyim önden, kullanın. Teşekkür ediyorum. Çok bonkörsünüz. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben onun yerine müsaadenizle Tarık Akan demek istiyorum. Evet. Tarık Akan var mıdır en popüler 6 cevap arasında? Evet. Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, Orhan Gencebay. Teklifimi hala geçerli mi? Çünkü siz kullanmak istiyorsanız çarpı verebilirim. Varsa yani ama cevabı. Yani şimdi şu. Sende başka bir cevap varsa. Feyza'dan yok, mesela anda... kendi aranızda konuşun. Sende var mı yavrum başka cevap? Var, iki tane daha var. Ha okuyor o zaman. Ama var mı, çıkar mı bilmiyorum. Sende var. Olay o zaten abi. Tamam, onda yok. Şimdi ben çarpı alırsam oraya kalır, oradan oraya geçer. Tam matematiği bırak at cevap. Ferdi Tayfur diyorum. Ya. Ha tamam. Neden? O da vardı. Yani bunların hepsi bizim için önemli sanatçılar ve bunların hayatları da bizim için çok önemli. Evet. Bunların yaşadıkları, gördükleri, kim bilir değil mi çektikleri, neler? Yani bunların hayatlarına dokunmak ya da bunların hayatlarına görmek isterdik diye tahmin ediyorum. Canlandırmak da isterdik. Evet. Ferdi Tayfur var mıdır? Aa. Yoktur ilk çarpı gelir. Feyza'cığım sendeyim. Ben Edison demek istiyorum. Edison var mı? İlk çarpı geldi. Kümelenin boş işler. Ayşin tripteyim diyor. Soru şu, bu arada siz de duyun. Yüz erkeğe sorduk. Dünden bugüne hangi aktörün ya da erkek şarkıcımızın hayatını bir filmde canlandırmak isterdiniz? Serdar Ortaç. Neden? Serdar Ortaç. Çok iyi. Gerçekten mi? Kesinlikle Serdar Ortaç. Hakikaten güzel mi? Serdar Ortaç var mıdır yoksa için çarpı mı geliyor? Üçüncü çarpı. Neyi dedim bu gayet bilmiyorum. Filmin adı sadece Yedi Nota. Yedi Nota. Yeni Nota. Yedi Nota. Yedi Nota. Serdar Ortaç'ıma da selam olsun. Melike. Biz Kemal Sunal. Özer. Ya listeye koyacak çok isim var ama. Sahi. Gerçekten ama. Ya son kararı Serpil verecek çünkü. Kemal Sunal'da karar kıldık öyle devam edelim. Başka kimler var aklında? Ya benim ikinci favorim Yılmaz Güney'di. Onu da söylemek istiyordum ama Mehmet Ali'nin dediği gibi çok değerli isimler. O da onlardan biriydi bizim için. Ama Kemal Sunal'da karar kıldık öyle devam edeceğiz. Eder diyorsun. Ayşin. Bana kalsa ben şu an hala Ebru Gündeş falan. Ebru Gündeş. Soruda sıkıntı yaşıyorum. Ben arkadaşlarıma uyuyorum. Müslüm Gürses. Bu arkadaşlar uyumuş halde mi? Evet. Arkadaşlarım, sen kim demiştin Özer? Ben Kemal Sunal. Sen kim demiştin? Kemal Sunal. Kemal Sunal bu arkadaşlarına, arada. Arkadaşlarına, ha Kemal Sunal. Evet. Barış, ama o da olur çıkmaz da.
Kemal Sunal. Son karar Serpil senindir. Ağzımdan çıkan cevap sayılacak. Aslında gönlüm Feda'nın verdiği kopyayı söylemek istiyor ama onda kararsız kaldık. Çekildi, olur mu olmaz mı? Kemal Sunal diyoruz. Kemal Sunal açılırsa boş işler bu etabı da alır. Ve puanlar kıpır kıpır da kaldı. Ne vardı başka? Yılmaz Güney ve Müslüm mü? Sen Müslüm Gürses demek istedin değil mi? Evet dedim, istedim ama işte hani çekildi olmaz dedik. Yok ben demedim. Bakalım en popüler ikide kim varmış? Üç, bir de 1.000 lira yine bende kaldı. Tarkan diyecek. En popülerini görelim. İmparator. Ayşim ve Özer geliyor. Seni tanıyalım Özer. Özer. Sosyal medya. Evet, Özer Keleş. 33 yaşındayım. Sivaslıyım. Ama uzun yıllardır İstanbul'da onlar yaşıyorum. Onlar şu an dedikodunu yapıyorlar galiba. Seni yok, dinlemek yerine. Yok hala ben de dalga geçiyorum. Ne? Sivaslıyım. Evet. Sivas neresi? Kangal. Sivas. Kangal'a selam. Evet, İstanbul'daki her üç kişiden biri olduğu gibi ben de Sivaslıyım. Ben de uzun yıllardır aslında reklam sektöründe çalışıyorum ama dijital reklam tarafında. Son bir yıla yakındır da arkadaşımla birlikte o kamu kurumunda birlikte o ekibi organize ediyoruz. Bu şekilde. Güzel. Evli? Evliyim. 3 yıldır evliyim. Eşime de selamlar söylüyorum buradan. Ay ne güzel. Ayşim? Ben Ayşim. Ben de çevre mühendisiyim. Aynı kurumdayız ama birimlerimiz var. Yani ben onlardan ayrı birimdeyim. Bu kadar. Ayrı birimlerdesiniz. Ya farklı bir birimdeyim ama aynı kurumda. Ay anladım. Hı. İşini mi yapıyorsun? Evet, çevre mühendisi yapıyorum. Çevre mühendisi. Kesinlikle. Güzel. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Siz ağızlara layık lezzetli bir kokoreç olsaydınız en yakın arkadaşınız Ayşe. Kimyon. Kimyon mu olurdu? Kimyon var mı kimyon? Soru neydi ki? Sorun tamam şöyle Özer. Ağızlara layık lezzetli bir kokoreç olsaydınız en yakın arkadaşınız ne olurdu? Cevap vereceğim. Kırmızı biber. Yani ben verdim cevabı. Nasıl? Hangi kırmızı biber? Kırmızı gitti biber var. Ben soruyu biraz yanlış anladım da o yüzden. Sen nasıl anladın Özel? Ben soruyu çok başka anladım da şu an anlatayım nasıl daha. Nasıl başka? Ya böyle baharat çeşitlerinden gidecek diye. Yok. Yorumlamıştım. Buyursunlar soruyu. Kıpır kıpırlarla başlıyoruz. Görüşürüz. Kıymetimi bilin. Kenan. Harikasınız. Kıymetimi bilin. Kenan, ağızlara layık lezzetli bir kokoreç olsaydın en yakın arkadaşın ne olurdu? Ekmek olurdu. Ekmek? Yani. Barış'ın neymiş? Çıtır ekmek. Ekmek, ekmek. Ekmek var mı? Kokoreç severler burada mı? Evet, hepimiz. Herkes. Hayır. Burada var mı? Yok. Ya? Ayşin'e bak. Ben de hiç yemem. Sezen Aksu. Ya soruyu anlamadım. Ya böyle İzmir usulü olunca ne oluyor? Kalın söğüş. Taneli oluyor. He? Kalın parçalı oluyor. Ve kalın parçalı. Domates, evet. Biber olmuyor. Yani sadece et yiyorsunuz. Öyle mi? Tabii. Evet. Bu içine domates, biber falan ona mı? Ona menemen diyorlar. İstanbul usulü. Anladım. Ekmek, baharat çeşitleri ve bugay. Ayran. Buz gibi. Buz gibi ayran. Öf be, ayran var mıdır? Canım ciğerim, ilk defa bu akşam 1.000 lirayı veriyorum Bugay'a. Sana geldi, evet ayran.
Bin lira senin. Sağ olun. İlk ikisi bende kaldı çünkü Mehmet Ali. Pardon. İlk üçü. İlk 3.000 lira bende kaldı. Mehmet Ali. Turşu diyorum. Turşu. Turşu var mıdır? Empopüler 4 ve 5 Feyza. Ben hiç kokoreç yemedim. Aa, o ortamda hiç gerçekten bulunmadım. Kokoreç yenen ortamda bulunmam. Gerçekten içine ne koyulur, neyle yiyilir inanın bilmiyorum ama sebze diyeceğim, domates, marul falan herhalde öyle yiyenler de vardır diye düşünüyorum. Marul. Domatesi aldım. Domates var mıdır? Hadi. Yeşim değil Ayşim. Kola. Bende. Kola. Kola açılırsa kıpır kıpırlar. Kılçı kızız bu etabı alır. İlk çarpı gelir Kenan. Ben tuz diyorum. Tuz. Tuz açılırsa kıpır kıpırlar bir tane çarpıya rağmen bu etabı alır. Bravo. İki tane çarpınız var. Evet. Ağızlara layık bir kokoreçsin. Öyle düşün. En yakın arkadaşın. Doğru cevabı açtırsan etap sizin olur. Beni oraya yollama. Bak sana biz puanlarına. Biz kümelenelim mi? Meşrubat diyeceğim siz kümelenin. Buyurun. Ya, ney? Dedin. Yani, dedim. Meşrubat diyeceğim. Yani meşrubattan kazdım kola. İyi de. Kola da çıkmadı. Kola da ona girmiyor mu? Evet. Doğru. Giriyor. Doğru. Meşrubat açılırsa. Kıpır kıpırlar bu etap alır. Hay aksi. Üçüncü çarpıda geldi. Ay. Boş işler hemen kübelenip geri döndüler Melike. Ben kokoreç yerken limon sıkmayı seviyorum. Limon bir de midye. Özer. Yanında midye olmazsa olmaz. Yani ben gittiğimde genelde tercih ediyorum. Ben midye olduğunu düşünüyorum. Midye diyeceğim. En yakın arkadaşı Ayşin hayal et. Ağızlara layık bir kokoreçsin. pardon, hayallerim başka. En kokoreç yemeğini buldum. Tamam Ayşin. Midye diyeyim ben de. Barış. Midye. Bak soru şu. Serpil, ağızlara layık bir kokoreçsin. En yakın arkadaşın ekmek, baharat, ayran, domates, turşu. Aslında içine konan bir şey olacak. Ben de ya kokoreç hazırlanırken ben de şöyle 5-10 tane midye yemeyi severim. Midye diyorum. Bakalım midye açılırsa çünkü boş işler. Hazır bir etabı alır. Ve puanlar kıpır kıpır da kaldı. Serpil ne hırslı ne hırslı çıktı. Hırslı mıdır böyle? Evet. Genelde böyle yapıyor bak ya. Daha falan derken geçtiler bizi. Boş işler ayağına gelen fırsatı değerlendiremeyince 117 puanda kaldılar. Fakat rakipleri kıpır kıpırlar ilk defa onları geçti ve 155 puana ulaştılar. Midye bana şey olmamıştı zaten yani. Bakalım. Sormamıştım. Burada kokoreç severler var Kenan. Kokoreç çıkabilir mi acaba? Kengisi. Daha fazla kokoreç. Ya sen bir kokoreçsin. En yakın arkadaşın ne? Kokoreç. Belki kokoreçtir o da. Bir kokoreç, bir kokoreçle oturup bir kokoreç sohbet ederlerken. Başka ne yaparız ya? Biber? Kenan abi. Olur. Ama tortunu. Biber. Biber. Ama ne? Cin biber. Hayır, normal sivri biber. Evet. Çıkabilir. Hakikaten biber galiba ya. Biber galiba. Biber. Biber, biber. Evet abi. Çok karşısız. Çünkü biliyorum. Bir tanesi İzmir usulü öyle büyük büyük falan değil. Yani benim yediğim yerde İzmir usulü deyince sadece et mi koyuyor ya da? Evet sadece. Sadece. Öbürü domatesli biber. Domatesli biber daha kulaklıklar çıksın ortaya. Çok iyiydi. Evet, hadi kelimeyi anlat etabıyla devam ediyoruz. Herkes sırasıyla yarışacak. Kaptanlar yanıma gelir. Bugay ve Serpil buyursunlar. Herkes sırasıyla yarışacak. Burada biliyorsunuz yine aynı hesap. 10 puan almak için uğraşıyorsunuz şu anda.
Bir de tabii doğru cevabı açtırırsanız o kelimeyi anlatacaksınız. Her turda aslında 50 puan, bir tarafın en azından 50 puan kazanma fırsatı var. Yüz erkeğe sorduk. Eşiniz bir kuş olsaydı hangisi olurdu? Tavus. Eller arkada. Pardon. Devamı geliyor. Tavus kuşu mu, çalı kuşu mu? Bugay. Tavus kuşu. Yüz erkeğe sorduk. Karısını seviyorsa tavus kuşu. Seviyorsa çalı kuşu. Ben de öyle düşündüm yemin ediyorum. Tavus kuşu var mı? Vardır. 10 puan senin. Teşekkür tavus ederim. Kuşunu anlatacaksın göstermeden. Aha, tamam, göstermeden. Görüşürüz tamam, Serpil. Arkadaşlar siz çıkarabilirsiniz. Kelimeleri bölüp anlatabiliyorum değil mi? Hı? Kelimeleri bölüp anlatabiliyorum istersem. Evet evet tamam, nasıl? Yani tamam. Oraya varacağımız kelimeler diyorsun değil mi? Tamam. Bölüp yani derken... iki kelime diyebiliyor muyum mesela? Bu bir hayvan iki kelime diyebilir miyim? Hayır. Birleşik kelime değil ya o yüzden diyorum. Tamam. Nasıl ha dersin? Bir dakika ya iki kelime diyebilirsin tamam. Canım. İki kelime ikinciyi anlatıyorum. Tamam. Uçan bir şey ne oluyor? Hayvan. Kuş. Tamam. Kelebek. Yani kuş. Birincisi bir de ön şeyi var bunun böyle aslında. Deve kuşu. Onun işte şeyi gibi horozun horozdan türeterek gel abi. Tavus yani, kuşu. Evet bravo. Tavus kuşu bravo. Güzel. Kulaklığını çıkar. Havada giden bir canlı. Kuş. Tamam. Leylek. Cebinde ikinci kelimesi bu. Birincisi erkeği böyle tüylerini açar. Deve kuşu. Küçük. Çok tavus güzel. Kuşu. Evet devam et. Göstermeden. Çıkar. Kulaklarını çıkar. Kulaklarını çıkar. Uçakta nerede gidiyoruz? Havada. Tamam havada bulut. Bir... leylek. Leylek ne türü? Kuş. Tamam bu ikinci kelimemiz. Tamam. Bu böyle kapanmak değil. Açılmak. Açılan bir kuşumuz. Leylek. Açılan bir kuşumuz. Tavus kuşu. Evet. Yes. Hadi. Son 10 saniye. Tavuk ne mesela? Güvercin ne? Kuş. İkinci kelime. İlki renkli bir kuş bu. Süreniz horoz. Oldu. Hayır. Horoz diyordu zaten. Bu hadi, turda kıpır kıpırlara 40 puan gitti. Ama onun dediğini anlatamıyorum. Bravo yani. 40 puan aldınız. Bravo. Ve sıradaki yarışmacımız geliyor. Yarışanlar en arkaya geçerse harika tabii. Olacak. Barış ve Mehmet Ali buyursunlar. Takılsın yine kulaklıklar. Herkes sırasıyla yarışacak. Ayşin kulaklığı takalım. Sezen Aksu. Sezen Aksu çalıyor. Güzel. Eller arkada 100 kişiye sorduk. Sizce en büyük bilimsel keşif hangisi? Yer çekimi mi? Suyun kaldırma kuvveti mi? Barış. Yer çekimi. Yer çekimi mi demiş 100 kişi. 10 puan senin yer çekimini anlatacaksın. Tamam. Buyursunlar. Dokunduğun anda süreniz başlar. 75 saniye. Çıkarıyor musun? Evet. Çıkar. Isaac Newton'ı biliyor musun? Hayır. Hani elma yere düşünce neyi bulmuştu? Elma neden yere düşer? Yer çekimi. Evet. Tamam bildim. Isaac? Bir meyve. Elma, armut, şeftali. Evet, evet ilki. Oyuncası, elma. Evet. Elma şekeri. Elma. Orada ney bulundu? Elmas. Hayır, düşünce. Düşünce. Yer çekimi. Evet. Düşünceyi anlat. Kullandı galiba. Sen kullanmamış mısın? Dön. Arşimet. Arşimet, suyun kaldırma kuvveti. Yok, başka? Filozof. Mucit. Psst. Evet, meyveleri say. Elma, armut. Elma yer çekimi. Bildim. Bildim değil mi? Vur artık. Süre yok. Vur. Çıkarman lazım. Gök değil. Yer. Zemin. Yer. Okay. Taban. İkinci yer. Kelime. Yer altı. Manyetik alan gibi bir şey. Yer altı. Yanardağ. Yer altı. Yok. Daha böyle bizim dünyada yaşamamızı sağlayan. Taban. Yer. Toprak. Üç. İki. Yer altı. Devamında bir şey koyman. Süreniz yani. Bitti. Aa, güzel gidiyordu biliyor musun? Çok güzel gidiyor. İdi. İtmek aa, boş işler bu turda. 40 çekim. Puan aldı. Evet en sonda kaldık değil mi yine? Barış en arkaya geçebilirse Ayşin ve Feyza geliyor.
Hop hop. Yine kulaklıklar takılsın. Bravo. Bak Mehmet. Mehmet Ali hemen taktı. 100 bekar erkeğe sordum. Sevgilinizin gönlünü almak için ona hangi şarkıyla serenat yapardınız? Kuzu kuzu mu, sarı laleler mi? Sarı laleler. Ama ben de bakalım var. Feyza 10 puan alacak ve sarı lalelerimi anlatacak. Ha değilmiş, ben de öyle düşünmüştüm. Fakat kuzu kuzu sana kaldı. 10 puan bende. Kuzu kuzuyu anlatacaksın. Bu sefer başaracağım. Dokunduğun anda süreniz başlar. 75 saniye süreniz başlar. Anlatayım. Hayvan. Kedi, köpek. Genel, inek. Beyaz, otlatılır. Koyun. Diğeri. Koyunun. Kuzu. Evet. Onu. Kuzuların sessizliği. Yok, onu bir şarkı olarak şey yap, söyle. Kuzu kuzu. Evet. İşte kuzu. Yes. Kuzu kuzu. Ah. Tarkan. Hangisi? Şarkıcı, evet, müzisyen. Pop müzisyeni Tarkan. Evet. Onun şarkılarından biri. Kuzu kuzu, Dudu. Hop. Güzel. Senin en sevdiğin erkek sanatçı. Tarkan. Onun bir şarkısı. Onun bir şarkısı. Şıkıdım şıkıdım kuzu kuzu. Evet. Devam kuzu et. Kuzu kuzu. Şarkıyı kullandık. Büyük baş değil. Küçük baş. Onları çeşitlendir. Koyun, keçi. Koyunun yavrusu. Oğlak. Koyunun yavrusu. Dişi olanı. Kuzu. Evet. Evet. Ha yok, ona ek koyacaksın. Kuzucuk. Hayır. Kuzuya ek koyacağım. Şimdi biz ne dinliyorduk? Müzik. Müzik. Onu böyle bir şekillendirsene o müziği. Yanına böyle bir şey gelince böyle... Disko müziği. Kuzu kuzu. Kuzu kuzu. İyi barış. Aynı turda boş işlere 30 puan gitti. Melike'den Serpil'e geçerken şarkı kullanıldı. İki kere kullanıldı. Orada iki kere kullanıldı. O yüzden 30 puan gitti bu turda size. Ayşin en arkaya geçerse Ayşin ve Özel'le devam ediyoruz. Kulaklıkları takalım tekrar. Evet, en son yarışmacımız kim? Ta ki Kenan ve Melike bizimle yarışana kadar. Bu etap öyle bitecek. Hazır, herkes taktı. Ailece izlenebilecek en keyifli Yeşilçam filmi hangisi? Tuzum, sen bilirsin. Devam vardı. Ben Neşeli Günler diyeyim. Bakayım var mı şıklarım? Neşeli Günler mi? Devam. Değilmiş. Zaten şöyle, Tosun Paşa Neşeli Günler mi şıklarımız bunlardı. Tosun Paşa kaldı. Tosun Paşa. Tosun Paşa. Ya anlatacaksın, 10 puan bende. Tamam. Dokunduğun anda süreniz başlar. İnek değil. Keçi. İnekten türet. Manda. Onun yavrusu, büyüğü, erkek olan. Boğa. Onun gibi bir şey, inekten olan. İnekten olan. İkinci şeyini anlatıyorum. Tamam. Padişah. Sultan. Hayır, türet. Kral, kraliçe. Ne zade mesela? Bereketzade. Hayır, bereketzade ne? Başka bir zade. Torunu musun derler. Ne mesela? Bu bir film aynı zamanda. Her şeyi söyledin mi? Daha nasıl anlatacağım? Başka türlü anlatacağım. Bence nasıl girdin olaylara? Tam ilk tekrar anlatıyorum. Tamam. İnekten yola çık. Tamam. Bu bir hayvan. Tamam. O inekgillerden. Tamam. Erkek olanı. Ne o? Çok kolay bir şey galiba ama. Çok kolay bence. Öyle bir anlattın ki hiç başka bir şeydi ya. Hiçbir bir şey aklına gelmiyor Türet. İnan gelmiyor. Allah kahretsin. Bir. Söz bitti. Bravo. Anlatamadım. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Anlatmaya çalışsana, hepsini anlatmaya çalış. Bir dakika. Hayır, başka bir şey kullanma ama. İnekten türeteceksiniz. Tamam. Boğa. Çocuğu inekten türet. Kuzayı. Kuza. Büyüğü. Erkek olanı. Dana. Bir tık daha büyüğü. Boğa. Cemiş. Camış. Hayır, inekten türeyecek. İnekten. Bir şey diyeceğim. Seferoğulları. Telloğulları. Ne? Süt kardeşler. Süt kardeşler. Tosun mu? Evet.
Tosun Paşa. Evet. Paşa'yı da anlattım. Zahmeden bu zadeler. Boğadan çıktı. Ben zannededim Paşa zahmedecekti. Tosun Paşa erkek. Tosun Paşa. Cemal Sunal bir şey desin. Hayır bir şey söyleyeceğim. Kuzum sen ne anlattın? İnek şabını mı anlatmaya çalışıyorsun? Ne anlatmaya çalışıyorsun? Abi nasıl yani? İneğin büyüğü Tosun mu demeye çalışıyorsun? Evet onu oradan gidecekti Paşa zahmeden. Paşa'yı bulacak. İnsan aklı hayvana gidiyor. İneğin büyüğü. Anlamadım. Öküz bu şey diyor. Öküz onun büyüğü. Onu da... Kenan sen de iyisin Kenan. İnek aman gözünü seveyim ya. Bu turda hiç puan veremedik. Bravo! Bravo Aşık! Aşık bravo! Yarışanlar en arkaya geçerken Kenan ve Melike buyursunlar. Tabii tabii tekrar takacağız. Herkes sırasıyla yarışacak. 100 erkeğe sorduk. Eller arkada. Arkada. 100 erkeğe sorduk. Çocukken hangisini olmak isterdiniz? Kamyon şoförü mü? Taksi şoförü mü? Melike. Kamyon şoförü. Kamyon şoförü mü demişler. Melike kamyon şoförünü mü alacak, 10 puanı mı alacak mı yoksa neler olacak bakalım. 10 puan senin kamyon şoförünü anlatacaksın. Haydi buyur. Süreniz başladı. Şimdi Servi Boylu Mal yazmanımda ne vardı? Tarık Akan kamyon vardı. Heh, kamyon bir de onu... Kullanmak şoför. İçin ha, birleştir. Kamyon şoförü. Devam edebilirsin. Oo güzel. Sen anlattın. Kamyon şoförü. İşe gelirken neye biniyorsun? Minibüse. Onun daha büyüğü. Otobüs. Yük taşıyan. Tır. Hayır. Harfiyat taşıyan. Harfiyat. Harfiyat kamyonu. Baştakini al. Harfiyat. Yok ikinciyi al. İkinci. Kamyon. Kamyon. Kim kullanır? Kamyonet. Şoför. Kim? İkisini birleştir. Kamyonet şoförü. Şey. Kamyon şoförü. Kamyon şoförü tamam. Şoför. Ay. Büyük arabalar var ya. Kamyon. Ha onu. Kamyonet. Kullananır deniyor. Şoför. Tır şoförü. Hayır doğru. Kullanana koyuyor kamyon şoförünü. Ha. Araç. Araçları. Araba, otobüs, minibüs, traktör. Büyüğü. Metrobüs. Daha büyüğü, uzun yol. Uzun yol. Uzun yola giden araçlara ne denir? Uzun yol aracı işte otobüs. Hayır diğeri. Kamyon, kamyonet. Diğeri daha büyük, uzun. Tır. Evet, tır. Şoför. Tır. Şoförü. Oldu. Kamyon dedim söyle. Bu sevdalar boşun hale, bu sevdalar boşun hale. Müzik tavanı oraya geldi ya. Kamyon şoförünü anlatmaya çalıştılar. Melike harika anlattı ya. Selvi Boylum al yazmalından girdi. Aa. 10, yani 20, 30 puan gitti bu turda boş işlere. Öyle geçti. Yarışanlar yine en arkaya geçerse kaptanlar geçelim. Normal yerine gelsin. Kulaklıkları kaldırabiliriz. Ben o sırada hemen puan durumunu bir an hatırlatayım. Kıpır kıpırlar bu etapın sonunda 195 puana gelirken boş iş ekibi 217 puanla öne geçti tekrar. Bravo. Serpil'cim gördüğün gibi. Ve final öncesi son etap, duble puan etapına geldik. Kenan ve Melike buyursunlar. Kenan seni tanıyalım. Ben sosyal medyacı. 9 aydır sosyal medyacıyım. Ay yeni. Yeni yeni. En son ekibe dahil olanlardanım. Normalde organizasyon işiyle uğraşıyordum. 9 aydır da sosyal medya işiyle. Ama aynı iş yerinde değil mi yine? Evet, evet. Yok, aynı. Ben özel sektör, televizyonda çalıştım, organizasyon işi yaptım. Televizyonda ne yaptın? Valla editörlük yaptım. Sonra sosyal medya oldum. Evet, şimdi ekibe dahil oldum. 9 aydır birlikte çalışıyorum. Çok güzel, mutlu musun yeni yerinde? Mutluyum, mutluyum. Çok, çok seviyorum ekip arkadaşlarımı. Melike seni tanıyalım. Ben de Melike Sevinç. 2 yıldır sosyal medya ekibinde yer alıyorum. En küçükleriyim ben. En... Evlat kardeş olarak gördükleriyim. O şekilde. Evlat kardeş evet. Olarak görün Serpil'e döndü hemen. Anne. Serpil abla. Annem şey diyor onun için ikinci annen. Ya. Evet. Ha o kadar yakın mısınız? Evet evet. Sürekli. Kaç yaşındayım dedin sen? 23. Oy seni yerim. Sen ne zamandır burada çalışıyorsun? 2 yılı geçti. Ha, o kadar da eski de 21-22 mi yani? 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Boşluğu doldurun. Göz nokta nokta. Yaşı. Göz yaşı var mı? Göz nokta nokta. Göz bebeği. Göz bebeği var mı? Wow! Hadi
bakalım Serpil. Soruyu tekrar alabiliyor muyuz? Ben okeyim ama arkadaşlar için. Göz, kulak demek istiyorum. Böyle yüzden göz, bir. Göz, kulak var mıdır? Mamam bu gay. Göz alıcı. Göz alıcı var mıdır? Şöyle, yani mesela diyelim ki kulak nokta nokta boşluğu doldurur. Kulak kesilmek, kulak kesim. Hani deyim arıyor, kulak vermek. He. Barış. Göz kulak olmadı. Göz. Ama şey deyim gibi düşün. Göz, yani getir. Örnek verdim ben. Anladım. Göz. Üç. Göz kulak olmak, göz kulak olmak. Öyle derler ya. Göz kulak olmak var mıdır? Ama göz var. Yoktur. Mehmet Ali. Göz ardı etmek. Göz ardı etmek var mıdır? Aa bravo. Bravo vardır. Sizinle başlıyoruz. Kıpır kıpırlar. Bakalım. Bu final öncesi son etap. Doğru. Kendi aramızda konuşursak bedavadan çarpı alırız. İki tane sıralarsak yine hani kullanamayız, riski atar bizi. Ben Feyza, de. Feyza sendeyim. Göz boyamak diyorum ben. Ha, göz, göz boyamışlığın evet. Var mı? Ben bu konular hakkında çok konuşmak istemiyorum. Ne istiyormuş? Bu konular hakkında. Ha, bu konular hakkında. Ha, başka konular olsa konuşacağız. Göz boyamak var mıdır? Göz boyamak, göz ardı etmek, Ayşim. Göz. Göz. Söyle. Gözden düşmek. Ah, gözden düşmek. O konu hakkında konuşabilirim ama. Öyle mi? Hadi konuşalım. Ha, göz boyamak, no diyorsun. Şaka gözden şaka. Düşmek, gözden düşmek var mıdır? İlk çarpı gelir. Ama bence güzeldi gözden düşmek. Bence de. Kenan. Gözüm üzerinde. Üstüme iyilik, sağlık. Gözüm üzerinde var mı? İkinci çarpı geldi. Fırsat ayağımıza geldi. Kümelenin göz nokta nokta. Bu gay. Misal çıkanlar göz boyamak. Göz ardı etmek. Gözüne gözden... sokmak. Gözüne sokmak. Hmm. Yani gözüne sokmak. Evet. Gözüne sokmak. Bir dakika, gözüne. Göz boyamak. Göz ardı etmek. Göze sokmak. Göz nokta nokta. Göz bebeğim. Ay, dön bebeğim. Buradan Afyon Karahisar'a çok selam olsun. Aa, kardeşim orada oturuyor. Aa, ben de selam ederim. Afyon'da mı? Evet. Bak. Afyon'da benim de sevdiklerim var. Melike. Göze gelmek ya da göz kırpmak. Göze gelmek, göz kırpmak. Özer. Göze gelmek diyeceğim ben de. Ayşin. Göze gelmek. Barış. Göze gelmek. Serpil dur cevap verme. Göz boyamak, göz ardı etmek. Göz nokta nokta. He. Göz kırpmak diyorum. Göz kırpmak açılırsa bu akşam boş işlerle finaldeyiz. Açılmazsa kıpır kıpırlarla. Bir şey söyleyeceğim. 1.000 lira senindir Serpil. Her 5 etapta olan sürprizi 1.000 lira. 3'ü bende kalmıştı. Evet. Bir karşı tarafa gitmişti. Kime gitmişti? Bu gayda. Sağ olun. İkincisi de sana geldi Serpil'cim. Diğer ne demiştiniz? Gözden düşmek. Göze gelmek. Göze gelmek. İyi ki onu demediniz. Ya. Çünkü burada da en son aslında gözüne sokmak vardı. Oradan aldılar zaten. Çünkü biz şunun peşindeyiz. Göz nokta nokta. Yani göze ek gelmeden. Boşluğu dolduruyoruz. En popüler 5'te aklınıza geldi mi bir şeyler daha?
göz kırpmak, göze almak, gözden düşmek dedi. Ama hep ek geliyor yani. Göz, evet. Aynen. İşte göz yanına kayması. Ek geliyordu. Göz kayması. Evet, göz kayması. Aa. Ay öyle bir şey var. Benim bir tanıdığım var, ona hep gözü kayıyor. Ay, gözü kaydı. Anladım, kızlar geçince hep gözü kayıyor. Nasıl oluyorsa o. Biraz ne? Hiç kendiliğinden de şey zaten. Göz göze gelmek de olabilirdi belki ama. Göz göze. Gelmek. Bakalım o açılmayan hangisiymiş, en popüler beşte ne varmış? Göz atmak. Göz atmak. En popüler dört. Göz yummak. Aa, göz yummak ve en popülerini görelim. Canım ciğerim merakımızı giderim. Göz. Ay deminden beri de onu yapıyordum ben. Evet. Şey, aklıma da gelmedi bu arada. Ne oldu? 195. Aa, fena değil. Zaten şansa kıpır gelmişler. Kıpırlar. Ne oldu? Şansa gelmişler. En son şey demişlerdi. Sizin için üzülüyorum. Siz beklerken biz hala yarışıyor olacağız. Arkadaşlar şuralarda izleyebilirler. Ha öyle mi? Ha, güzel. Şey neydi? Yar saçların güle güle. Yar benziyor güle güle. Kıpır kıpırlar. Siz alkışlarla uğurluyorum. Çünkü bu akşam finalde boş işlerleyiz. Boş işle finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum? Ben ve Serpil ve Melike. İlk kiminle yarışıyorum? Benim. Melike, seni şimdilik müzik odasına alacağım. Serpil, senin de final için yerine. Serpil, bu akşam bizden 20 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var sana. Çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas'taki süremiz kalsın. Hazır mısın? Hazırım. Bak, şurası ekran başında, şurası aynı değil. Şurası final yeriyle aynı değil. Ben bir deneyimlemek istiyorum dedim. Evet. Heyecan evet. Sardı dört bir yanını. Aynen öyle. Ellerim buz gibi. Tam yanıyor. Hakikaten mi? Bir alkış yollayın Serpil'e. Sakin ol. Bol şans diliyorum Serpil. Teşekkürler. Kuşağı olan bir giysi söyleyin. Gelinlik. Bir ara yön söyleyin. Ara yön. Pas. Evde birden fazla sayıda beslenilebilen bir hayvan söyleyin. Kuş. Uçağı oluşturan bir parça veya bölme söyleyin. Kanat. Hayvanlardan direkt elde edilen bir besin söyleyin. Süt. Bir ara yön söyleyin. Ara yön. Ara yön. Sağ mı? Güzel. Aldım. Alkışlarla seni yerine alacağım Serpil'ciğim. Final için Melike geliyor. Melike, bu akşam aileler yarışıyordan 20 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse bende kal. Tamam. Aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pastaki süremiz kalsın. Değiştir dersen bil ki senden önce Serpil aynı cevabı vermiş demektir. O zaman hemen cevabını değiştir. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans diliyorum. Kuşağı olan bir giysi söyleyin. Damatlık. Bir ara yön söyleyin. Kuzeybatı. Evde birden fazla sayıda beslenebilen bir hayvan söyleyin. Kuş. Değiştir. Kedi. Uçağı oluşturan bir parça veya bölme söyleyin. Motor. Hayvanlardan direkt elde edilen bir besin söyleyin. Süt. Değiştir. Yumurta. Güzel. Bravo. Serpil, seni Melike'nin yanına alayım. Melike ve Serpil, 20 bin liraya giden o yolda bakalım neler yapmışlar. Kuşağı olan bir giysi söyleyin dedim Serpil'den. Gelinlik geldi. Gelinlik boş iş ekibine kaç puan getirir? Barış en az 30 beklerken niye gelinlikler hep kuşaklı mı oluyor? Yani sen kırmızı kuşağa gitti kafanız. Evet, olabilir. Ama sonradan takılıyor. Ha. Evet, kırmızı kuşak. Tabii ki. Ama işte kuşak deyince o hiç aklıma gelmedi. Melike'den de damatlık geldi. Damatlık size kaç puan getirir? Damatlık.
başladık. Sen de şu içerideki kuşak kalmasın. Evet, takıyorlar ya şuraya böyle. Kuşağı olan bir giysi. Elbise. Elbise. Ama buranın en popüler cevabı bornoz. Mantıklı. Giyisi, doğru. Bir ara yön söyleyin dedim. Serpil. Sağ. Sağ dedi. Sağ size kaç puan kazandırır? 0'dan hiç puan gelmedi. Ama bir ara yön söyleyin deyince ikinizin de yüzü çok tatlıydı. Ara yön? Ve Melike'den Kuzeybatı, Kuzeybatı geldi. Kuzeybatı size kaç puan getirir? Kuzeydoğu. Buranın en popüler cevabı Kuzeydoğu. Evde birden fazla sayıda beslenebilen bir hayvan söyleyin dedim. Ben Serpil'den kuş geldi. Kedi de en popüler olan hayvan. Kuş, boş iş ekibine kaç puan daha kazandırır? Daha fazla kazandım. Ve aynı soruya cevap olarak Melike'den kedi geldi. Kediden kaç puan gelir? Parça veya bölme söyleyin ne dedim. Kanat geldi Serpil'den. Kokpit aklıma geldi. Kanat. 85 puanınızın üstüne kaç puan daha getirir? Kanat buranın en popüler cevabıymış. Ve Melike'den motor geldi. Motor size kaç puan getirir? Güzel ve geldik son sorumuza. Son sorumuz hayvanlardan direkt elde edilen bir besin. Söyleyin dedim. Süt geldi Serpil'den. Süt cevabı bu akşam sizi 20 bin liraya ne kadar yaklaştırır? Her şey senin cevabına kaldı Melike. O da yumurta. Yumurta bu akşam boş iş ekibine 20 bin lirayı kazandırır mı? Onu şimdi hep birlikte göreceğiz. Ama besin yiyor. Besin yiyor, hatırlamıyor musun? Of.
Bravo! Boş iş ekibi. 20 bin lira sizindir. Bin lira kimde var? Serpil'de var. Bir tek sende var. Evet. Bir de Mehmet Ali'de var. Sadece sende var. Bugay'da var. Bu ekip. Bu ekip. Şu an bizi bu ekip ilgilendiriyor. Evet. 1000 lira. 21 bin lira boş iş ekibine gitti. Eğlendiniz mi Serpil'cim? Evet. Peki şurası çok nasıldı? Hakikaten farklı mıydı? Final. Çok farklıydı. Nasıl gerçekten farklıydı? Yani çok heyecanlısın. Evde izlerken çayını içiyorsun. Oo tamam. Yani. Ya şu var şu. Ay bunu da mı bilemediniz ya falan ama oraya gelince lal oluyor. Burası bambaşka oluyor. Çok harika yarıştınız. İyi ki geldiniz. Ederim. Ayaklarınıza sağlık. 21 bin lira bu akşam boş iş ekibine gitti. Efendim yepyeni bir aileler yarışıyor da yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.